Fraport, Tav, Antalya Spor kendi evinde Fenerbahçe ile karşılaştı ve 2-2'lik bir sonuçla ayrıldı. Her iki takım, her iki takıma da yanıl, e, aslında yaramadı bu sonuç. Tabii canım, yarayacak bir sonuç değil. Fenerbahçe zaten hiç yaramadı. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta itibariyle zaten... 5 sonra... haftada 2 puan hatırladığım kadarıyla. Ya böyle değil bir şey olabilir mi? Şimdi yine Ozan, o, Ozan gibi yaptık da böyle bir şey olabilir mi yani? Fenerbahçe... Ee, bu kadar şampiyonluk yolunda iddiasını hala devam ettiren Fenerbahçe bu kadar çok kayıp verebilir mi veremez. Zaten geçen hafta ben Galatasaray maçından sonra söyledim. Fenerbahçe'nin artık şampiyonluk şansı inan artık mucizeye kalmıştır. Bir de şunu söylüyorum. Yani şimdi e, bu hafta tabii ligler devam etti ancak e, açıkça söylemek gerekirse ben liglere en azından bir haftalık böyle bir ara verilmesi taraftarıydım. Çünkü kimsenin tamam. tadı tuz yok abi. Tamam birlik beraberlik görüntüleri hakikaten çok güzeldi. Bugün inan Trabzonspor spor maçını seyrediyorum. Trabzon Rize spor maçını seyrediyordum. Vallahi maç başlamadan önce neredeyse ağlayacaktım. O kadar tüylerim diken diken oldu yani. İnanılmaz güzel bir atmosfer vardı. Tabii ki birliklerimizi, beraberliğimizi gösteriyor ama. Eskişehir çıkıyordu. maçında da bugün Eskişehir akser Tabii, maçında hepsi da. Hepsi bütün maçlar neredeyse yani o, izlediğimiz izlemediğimiz bütün maçlar da o, Eskişehir ha. marşı, alay marşı çok enteresandı Emre. O yani bir, bir, biz birliyiz, beraberiz en azından bunun mesajını e, herkese vermiş olduk. Bu çok önemliydi. Fakat işte e, sevgili Serdar yani tad yok tuz yok abi. E, şimdi burada neyi konuşacaksın ne söylesek boş. Elbette işte hayat bir şekilde devam ediyor. E, biz de çıkıp burada bir şeyler söylüyoruz. Gazeteler çıkıyor. Televizyonlar devam ediyor yayınlarına. E, bir şekilde e, bu, bu zamanları atlatacağız. Bu güç zamanları, zor zamanları hep birlikte atlatacağız. Hepimiz askerliğimizi yaptık. Ben öyle 10 günlük, 20 günlük falan askerlik yapmadık. Gittik 18 ay babalar gibi askerlik yaptık biz. Yemin ediyorum sana bugün çağırsınlar, bugün de giderim. Hiç öyle benim şeyim yok. Yani burada şey diyorlar, ya baba insanlar ne halde siz çıkmışsınız orada program yapıyorsunuz. Sen ne yapıyorsun abi evde? Televizyon başında kalorifere dayanmışsın. Onlara hiç takılmamak lazım. Yani onun, ee, için, onun için hiç böyle şeyler şey yapmayın. Bir şekilde hayat devam edecek arkadaşlar. Biz bunun özünü bir şekilde mutlaka alacağız. Şimdi gelelim artık. Yıllar önce önlemize. bak İstiklal Marşı muhteşemdir. Yani dinlediğimiz zaman tüylerimiz diken diken olur. İşte her hafta maçlardan önce İstiklal Marşı'mızı büyük bir gururla söyleriz. Bayrağımıza döneriz söyleriz. Ama üçüncü kıta çok güzeldir. Ben bugün paylaştım gördüm mü bilmiyorum. Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı boğar. Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Aslında her şeyi yıllar önce anlatmış. Yani diyorlar ki bunların hepsini göreceksiniz. Ama bu ülkeyi kimse yıkamaz. Yıkamaz. Yıkanmaz o kadar bilinen bir şey ki yani çok üzülüyoruz. Biz beraber olduğumuz sürece. Çok üzülüyoruz. <laughs> Bak üçümüzün de çocukları var. Ekran başında bizi izleyenlerin çocukları var. Oradaki yitirdiğimiz şehit olanların kardeşlerimiz, evlatlarımız hepimizin canı çok yanıyor. Yani ciğerimiz nasıl yanmaz ya? İnsanız Bugün her şeyden. Buraya olmuş. gelirken e, taksiye bindim. Bindiğim taksinin arkasına bir baktım. Şehit ve gazi aileleri. Helal biz, biz, öyleyiz. biz öyleyiz ya. Helal Ama arabanın içine değil mi? Instagram'da paylaştım. Tüylerim diken diken oldu. Arabanın içini öyle bir güzel süslemiş ki Türk bayrakları, Atatürk fotoğrafları, ne kadar ay, şey. nazar ıı, boncukları. Yani dedim abi bu ne böyle dedim. Yani bunun hikayesini anlatsana. Abi dedi bunun dedi, hikayesi. Bana dedi YouTube ve Instagram sayfası açmak istediler Ama ben asla böyle bir şey üzerinde para kazanmayı kabul etmediğim için dedi açtırmadım. Ama dedi e, YouTube'a girerseniz birçok haber bültenlerinde bunun bu taksi'nin hikayesini. E, Görebiliyorsunuz çok da acıklı bir hikaye. Allah razı olsun. Ee, girip bakmakta fayda var. Ama <laughs> e, şu taksiyle geldim ya hakikaten aklıma da hikaye geldi. Hikaye neymiş? Yani. Okuyabildin mi? E, ben yani çok böyle acıklı bir hikaye. yani hmm. Girip bakmalar daha e, güzel olur diye düşünüyorum. Söylemeyeyim de. E, evet ya yani insan tüyleri diken diken olur. E, dolayısıyla bunu gördüğüm zaman Emre'nin de belirttiği gibi biz içeride böylesine durumlarda kenetlenmesini çok iyi biliriz. Çok. Bakın demin dedim ki psikolojik harf çok önemlidir. Şimdi Emre maçlar oynamaz. Evet tadımız yok, tuzumuz yok. Oynay oynayan oyuncuların da tadı yok, tuzu yok. Tabii. Seyircinin de öyle. Fakat eğer devlet haklı bu maçların oynanması gerektiğini söylüyorsa burada demek ki psikolojik harpin bir detayı bu. Yani toplumların, insanların ülkedeki olağan akışın devam ettiğini, biz büyük bir devletiz, biz orada savaşımıza devam ediyoruz ama ülke içerisinde olan akışında devam etmesi gerektiğini mesajını da belki vermiş olabilirler. Vermek istiyor olabilirler. Bir de şöyle öyle öyle çok uzman bir isim değiliz ama öyle, öyle, yadım, öyle. devlet aktı buna müsaade ettiyse yani bir Yani moralimizin bozuk ol, olduğunu göstermememiz lazım. Bozuk morallerimiz ama bozuk olduğunu göstermemiz Psikolojik dünyaya, dünyaya tabii. karşı bir şekilde dük durmamız lazım. Bak ne diyor bir tane Galatasaraylı kardeşim. Serkan Seda Dağlar. Ee, iyi bir Galatasaray olarak yorumlarım ve güzel güler yüzün bize moral olacak iyi yayınlar yazmış adam. Allah, Allah, razı olsun. Allah razı olsun. Sağ yermiş. ol, sağ ol Serkan kardeşim. Teşekkür ederiz. Yani, Eksik olmayasın. Eksik olma. Böyle Şimdi gelelim, gelelim bizim, var. bizim e, spor gündemimize. Tabii ki bugün e, önemli bir maç oynandı Fenerbahçe açısından. Az önce söylediğim gibi sevgili Hakan, Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutları zaten geçen hafta sona ermişti. Yani bence geçen hafta itibariyle e, Fenerbahçe şampiyonluk yarışından iyiden iyiye koptu. Eğer bir galibiyet alınsaydı başka şeyler konuşuyor olacaktık şu anda burada. Şimdi e, ee, tabii ben Ankara Gücü maçından sonra, Ankara Gücü deplasmanından sonra burada Ersun Hoca ile yollar ayrılması gerektiğini söylemiştim. Ancak yönetim bir karar alarak dediler ki işte Galatasaray derbisi var önümüzde, şu Galatasaray derbisinde Ersun Hoca ile devam edelim dediler. Ee, tablo ortada. Sonra herhalde dedim Galatasaray derbisinden sonra, yani 21 yıl sonra Kadıköy yıkılmış. 21 yıl sonra Kadıköy yıkılmış ee, böyle bir ortamda bunu bize 21 yıl sonra tattıran bir teknik direktörü Fenerbahçe herhalde devam etmez diye düşündüm. Sonra bir öğrendik ki e, Trabzonspor maçına Fenerbahçe Ersun Yeralda çıkacak. Sayın Ersun Yeralda çıkacak diye. Burada beraber konuştuk evet. Evet. o konuyu. Bu arada şey hatırlatma mi? yapayım mı? Şey... Çünkü sen söyledin. Instagram'dan da sorularınızı, Twitter'dan da sorularınızı değerli yorumcularımıza aktarabilirsiniz. Son fotoğrafına emre Bolun. Emrek Bol Instagram. Emrek Bol evet adresi sevgili Serdar neydi? Serdar Alt- Sarıda. Sarıda ve Gündoğan. Hakan e, sorularınızı da bekliyorum. Yayının sonuna doğru bütün sorularınızı tek tek değerli yorumcularımıza soracağımızı söyleyelim. Özür diliyorum devam edebiliriz. Şimdi e, önemli bir şey söyleyeceğim. Şimdi bugüne kadar Ersin Hoca'yı çok fazla eleştirdik. E, tıpkı mesela Jailson konusunda çok eleştiriyoruz ya. Jailson'a biz ne diyelim kardeşim? Jailson'un yeri stoper değil. Neden Ersin Hoca onu orada oynatıyor? Burada kim eleştirmesi lazım? Ersun Hoca'nın eleştirmesi lazım. Hep bunu söyledik. Senin stoperin varken stoperi orada oynatmıyorsun diye Ersun Hoca'yı eleştirdik. Farklı farklı böyle şapkadan tavşan çıkarttı sürekli. Hep devamlı eleştirdik eleştirdik. Şimdi artık ben bugün itibariyle Ersun Yanal'ı eleştirmeyi bırakıyorum arkadaş. Bunu niye söylüyorum biliyor musun? Ersun Yanal artık eleştirecek bir tarafı kalmadı. Bugüne kadar Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışından kopartan Ersun Yanal'dır. Ama salı günü Fenerbahçe'yi Türkiye Kupası'ndan eğer koparsa, Türkiye Kupası'na elenirse bundan sonra alınacak her başarısız sonuç Fenerbahçe yönetimine yazar kardeşim. Bundan sonra öyle. Kimse kimse kusura bakmasın. Bak. Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışına Ersun Yanal kopartmıştır. Bundan sonraki başarısız sonuçların hepsi Fenerbahçe yönetimine yazar. Çünkü ortada bir tablo var. Ortada artık bitmiş, tükenmiş bir teknik direktör var. Hala bu teknik direktörden bir şey bekliyorsanız, hala bu teknik direktörle devam etme kararı aldıysanız, bundan sonra yaşanacakların hepsinin sorumlusu kusura bakma yönetim olarak sizsiniz. Ben o gün seninle artı futbolda burada bu konudan bahsederken dedim ki galiba Emre, e, elbette sen Fenerbahçe'yi benden daha iyi takip ediyorsun, benden daha iyi biliyorsun Fenerbahçe'nin iş dinamiklerini de Ersun Hoca e, tribünle geldi. Yani tribünlerin isteğiyle, taraftarın isteğiyle. Ali Koç da buna saygı duydu. Evet dedi, ben dedi bu kulübü dedi, taraftarını birlikte yöneteceğim. Ki doğru, taraftarla birlikte hareket etmek. Ama her hareketi de her kararı da taraftara danışmak da çok doğru değil. Sonuçta bir yapılanma var, bir idare karar var, mercisi var. Şimdi Fenerbahçe tribünleri Ersun Hoca'yı getirtti. E, kokuyu da Fenerbahçe tribünleri gönderdi biliyorsunuz. O, o maç hangi maçtı? O maçı sonunda gönderdiler. E, bence Ali Koç diyor ki madem Fenerbahçe taraftarı getirdi hocayı o zaman bırakın da Fenerbahçe taraftarı göndersin. Ben değil. Şimdi bakın Antalya maçı. Fenerbahçe tribünlerin olmadığı sadece misafir tribünde Fenerbahçe var. E, akabinde Trabzon'a gidecek. Ee, sonuçta o da bir dep basman. Ama sonra nereye gelecek? Kadıköy'e gelecek. Şimdi Denizli sporlu oynayacak değil mi Fenerbahçe Kadıköy'de? Şimdi Kadıköy'de Fenerbahçe taraftarının tepkisi, hocaya karşı tepkisi nasıl olacak? Yönetim buna bakacak. Hoca istifa ederse yönetim bence yollarını ayırır. Yani bu kararı da sonuçta Ali Koç Fenerbahçe tribünlerine vertecek diye düşünüyorum. O ne demek bilmiyorum ya? Çok, Öyle şey mi olur ya? Bilmiyorum çok mu şey olur mu ya? Bak Ama Fenerbahçe tribünleri getirebilir hocam. Seni birazcık geriye götüreceğim. Sezonun başına götüreceğim. Şimdi sezon başında Fenerbahçe ekonomik olarak çok kötü durumdaydı. Ne yaptı? Fenerbahçe yönetimi Fenerol diye bir kampanya yaptı. İşte 20 liraya SMS attı. Herkes yüzlerce, binlerce, milyonlarca ortaya bir para toplandı. Sen bir galibiyetin kaç para olduğunu biliyor musun? Tabii canım. 3 milyon lira. 3 milyon TL. Kaç tane SMS yapıyor? 20 liraya böl. Onu biraz sonra atarlar bize. Benim matematiğe çok kafam çalışmaz yani. Sözelciyiz biz. Öyle derler ya. Şimdi bak. Şimdi bak. Sen taraftar sana dişinden tırnağından kopartacak. Tamam mı? Ekmeğinden, suyundan, çoluğunun, çocuğunun, boğazdan, nafakasından verecek. Tabii ki verecek. Fenerbahçe olmanın gereklerinden bir tanesi budur. Peki Fenerbahçe takımı, Fenerbahçe yönetimi, Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe taraftarı kadar iyi düşünüyor mu?